Tarif edecek bir kelime yok. Bütün meclisteki siyasi partilerin grup başkan vekilleri ve başkanlık divanı olarak hem aileye hem de Saadet Partisi camiasına başsağlığı dilemek üzere geldik. Saat 16'da merhumu mecliste yapılacak bir törenle İstanbul'a uğurlayacağız. Yarın öğlen namazını Fatih Camii'nde öğlen namazını müteakip Merkez Efendi mezarlığına defnedilecek. Yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başsağlığı diliyorum. Halkımızın başı sağ olsun. Sağ olun. Peki, teşekkür ederim arkadaşlar. Gördüm. Şuradaki vatandaşı çek istersen ben işimi yapayım da. Bir numara vermek ister misin? Kim bunlar? Evet, bunları çok yukarıda tutarsanız, evet. Tamam mıyız? Evet. Yalnız bunlar çok yukarıda gibi geliyor bana. Evet. Sakin. Evet, muhterem kardeşlerim. Haber indir biraz. Evet, biraz daha sizin de biraz şöyle geriye geçmenizi istiyorlar. Evet, peki. Efendim, hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hasan Bey kardeşimiz Hakk'a kavuştu. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun. Herhalde Türk siyasi tarihinde de sanki bir ilk vuku buldu gibi kendi düşüncelerini, fikirlerini güzel bir tarzda meclise arz ettikten hemen sonra maalesef gördüğünüz gibi bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldı. Ondan sonra da tekrar şuurunu toparlayamadı. Kendisini ben uzun zamandır tanıyorum. Çok seyahatlerim oldu kendisiyle. Nadir bulunan insanlardan birisidir. Bundan emin olun. Davasına da sadıktır. Bütün ömrünü bu davaya hasretmiştir. Tam bu konuda da bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir diye düşünüyorum. Ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Babası da bizimle beraberdi. Allah onlara hayırlı ömür ihsan etsin. Bundan sonraki çalışmalar elbette devam edecek. Ben özellikle bu hastanede kendisine gösterilen ilgi, bize gösterilen ilgiden dolayı bütün personele, başhekimden diğer doktorlarımıza, hemşirelerimize kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten çok itina gösterdiler, gayret gösterdiler, ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Hamdolsun imkanlar da vardı ama Hasan Bey kardeşimizin ömrü bu kadarmış. Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Onlar vazifelerini yaptılar. Biz bundan dolayı da bütün personele, doktorlarımıza teşekkürü de bir görev addediyorum. Allah kendisine tekrar rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına, bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Allah makamını cennet etsin inşallah. Hepinize de gösterdiğiniz ilgiden dolayı ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Sizler de sağ olun, var olun. Bu haberleri yurttaşlarımızla, vatandaşlarımızla paylaşmamıza
aracılık ettiniz. Sizlere de ayrıca teşekkür etmeyi bir görev addederim. Sağ olun, var olun. Bugün şimdi biz kendisini kısaca bir ziyaret edeceğiz. Arkasından meclise geçeceğiz saat 4'te. Mecliste bir program icra edilecek. Arkasından da cenaze namazı nasip olursa yarın cuma namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak. İnşallah biz de cenaze namazında bulunmak üzere İstanbul'a geçeceğiz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Bizim için ölüm son nefes bir vuslattır. Son nefeste Rabbi ile vuslatı en doğru mekanda, en doğru zamanda yapmış olan Hasan Bitmez kardeşimize rahmet diliyoruz. Mekan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsü. Milletimizin vicdanının tecelli ettiği bir mekan. Ve konu Filistin'di. Zaman gereğini söyleme vaktiydi. Hasan Bitmez kardeşimiz hayatını geçirdiği şekilde vuslatına ulaştı. Bir dava adamıydı. İlkeleri vardı, doğruyu ve hakikati dile getirmek gibi. Onun biz güzel hayatına da şahidiz. Gazze'deki mazlumlar için sarf ettiği sözler ve oradaki Gazze'li şehitlere de, şehitlerin arasına karıştığına da inanıyoruz. Bu şekilde hayatını, son nefesini vermiş olan şehit kardeşimiz Hasan Bitmez kardeşimize rahmet diliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Karamollaoğlu'nun da ifade ettiği gibi, İlgi gösteren bütün hastane yetkililerine, doktorlara ve basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Allah mekanı cennet eylesin. Amin. Allah ailesine, ki çok metin davrandılar, gerek eşi, muhterem eşi, gerek babası, gerek kızı. Allah onlara sabrı cemil niyaz eylesin. Niyaz ediyoruz. Ve milletimize de tekrar taziyelerimizi arz ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet.